Ersin abi. Ay hoş canım. Geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Nasıl geçiyor zaman, değil mi? Görüşmeyeli. Aynen. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Havada epey soğuk bugün şansımıza. Evet. Gerçi bakıyorum programdan güneş olsun diye. Nereye geldik? Şu anda Beyazıt Meydanı'na gelmek üzereyiz. Yanından geçtiğimiz yer bizim Eczacılık Fakültesi'nin olduğu yer. Şimdi burayı tanıtmadan önce seni tanıyalım. Benim ismim Özcan. Soy ismim Galan. İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. Marmara mezunuyum. Biz siyaset. Kaç yıldır tanışıyoruz? Biz de 10 yıldır tanışıyoruz. 10-12 yıl diyelim o biz zaman. Biz STK'da tanıştık seninle. Çok sevdiğimiz, evet. Değer verdiğimiz bir STK'da, çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir projedeydik. Aynen. Evet. Sen o zaman öğrenciydin. Öğrenciydim, evet. Lisans öğrencisiydim. Evet. Kendi kendine bir proje geliştirdim. Bak hala hayranımdır, biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Neden biliyor musun? Çünkü İstanbul'u gezmek için çok program var, şirketler var. Evet. Seninki köşe bucak İstanbul'du. Evet. Ama İstanbul'u tanıtmanın altında şey demiştin sen. Dışarıda İstanbul'a gelen öğrenciler, evet, şehri benimsemesi için, şehri tanıması için bir program yapalım. Hatta adaptasyon gibi adaptasyon güzel bir için, evet, kelime, evet, de var. Ve köşe bucak İstanbul onun içinde bir tanıtım programıydı. Evet. Yani hakikaten çok güzeldi. Üzerinden 10 yıl geçmiş. Evet. Şimdi sen bize köşe bucak Beyazıt mı yapacaksın? Onun gibi bir şey olacak. Harika. Of, zaten çalıştığım işte yer, yüksek lisans ve doktora eğitimimi aldığım yerde aynı zamanda. Öğrencilerle de pek çok kez gezdiğimiz bir yer. İlginç bir aksla beraber hem gezeceğiz hem sohbet edeceğiz. Harika. Ben de arada fotoğraflar yakalayacağım. İçimden öyle geliyor, bir sürü güzel fotoğraf. Senin de muhtemelen anılarım vardır zaten burada. Yani aslında burada değil. Ben bunun böyle Sirkeci'ye doğru Cağaloğlu tarafında. Lise yıllarım geçti. Buralara kadar gelmiyordum. Daha o zaman o yaşlar buralara kadar gelmediğimiz yıllardı. Evet. Burada duralım o zaman. Ben bir fotoğraf makinemi çıkarayım. Tamamdır. Burası ana kapı mı? Burası ana kapı. Burada bütün üniversite geçer sınavlarında gösterilen simgedir ana kapı burası. Burası evet, simge. Hatta yani üniversiteye girişin simgesidir. Simgesi. Üniversitenin simgesidir bu. ÖSYM sınav yapacağız zaman her zaman bu kapıyı gösterir. Aa, çok güzel ve heyecanlanıyor. Evet, haydi bakalım. Rastgele fotoğraf makinemi çıkarayım. Evet. Burası üniversite kavramının kapısı ya. Evet. Şimdi bak, bir orayı bir çekmek istiyorum. Nedense hep böyle alttan çekilir, biliyor musun? Hani şöyle, şöyle hani bir ululuk gösterir. Evet. Ama beni daha çok şu zincir ilgimi çekti. Üniversiteye girmek o kadar zor ki. Zor ki. Kapıyı zincire vurmuşlar. Yani bunu zorlamak gerekiyor. Evet. Burası çok politik bir meydan. Sultanahmet'in politik bir meydan olmasının ardından burası da politik bir meydan haline geliyor. İkinci Beyazıt Külliyesi'nin de olduğu bir meydan aynı zamanda. Beyazıt Meydanı oradan mı geliyor zaten? Beyazıt Meydanı yaptıranı, bina eden banisi ikinci Beyazıt'tan geliyor. Halbuki haziresinde İkinci Beyazıt'ın türbesi de var. Yani hem yaptıranından, hem türbeden, hem külliyenin isminden Beyazıt Meydanı denilmiş burası. Burası neymiş o zaman? Burası, şurada bir Osmanlıca yazı var. Daire-i Umuru Askeriye şeklinde. Seraskerlik binasının giriş kapısı burası. Harbiye Nezareti'nin giriş kapısı. Bugünkü Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı arasında bir yer bulunan. Harbiye yani taşınmadan önce. Demek ki Osmanlı'nın daha eski yıllarında. Evet, Osmanlı'nın son döneminde burası Harbiye Nezareti olarak kullanılmış bir yer. Beyazıt Külliyesi'nin medresesi, hemen arkasında da hamamı var. Burayı politik yapan unsurlardan bir tanesi de o hamam zaten. Tellak olarak çalışan patron Halil, kendi adıyla anılan isyanın da başlattığı yer olarak bilinir Beyazıt Hamamı. Patron Halil tellak mıydı? Evet, tellak ve bu hamamdan. Bu hamamda mıydı? Aynen, bu hamamda. Şu anda da müze olarak kullanılıyor. Tarihi böyle sanki böyle başka bir gezegenden, böyle hani ne bileyim çekimler, filmler, diziler falan, evet, gibi, evet, okuyoruz ya. Hani somutlaşmıyor. Bu hamamdan mı çıkmıştı o? Bu hamamdan. Şöyle ki, köşe bucak İstanbul'un zaten arka planında da bu yatıyor. Tarihteki öğrendiklerimizi İstanbul'la bağdaştırabilmek. Hatta meydanın kendine az başka bir özelliği daha var bu politikliğine katkı sağlaması açısından. 60'lı 70'li yıllardaki öğrenci, evet, olaylarıyla, evet, da, evet, adından çokça söz ettirmiş bir yer. Ben o dönemi çok merak edip şeye girmiştim. Eski, hatta Boğaziçi Üniversitesi'ydi galiba, gazete küpürlerini görmüştüm.
Evet. Hakikaten burası bütün o öğrenci olaylarının toplandığı yerdi. Evet. Büyük olayların. Benim de hep eksikliğini hissettiğim şeylerden bir tanesi 1 Mayıs, kanlı 1 Mayıs'ta Kazancı Yokuşu'nda bir heykel var. O günlerin anısına burada da bir heykel yapılabilir mi diye de hep düşünmüştüm. Tabii düşünce de kaldı sadece bendeki. Şimdi içeri mi gireceğiz? Şimdi içeri gireceğiz. Ana kapımızdan girebiliriz. Evet. Üniversiteye giriyoruz şu an. Üniversiteye giriyoruz. Evet, üniversitemize hoş geldin. Evet. Ulu ağaç çok güzel bitiriliyor biliyor musun? Hatta birden fazla var. Eski binaların hep ulu ağaçlarla birlikte çıkar ya resmi. Evet. Şaşırtıcı bir şey söyleyeyim sana. Şimdi burası bu kadar yeşil ya. Evet. Serasgeriye'nin kışlası olarak yapıldığında burası bir talimhane. Talimhane kışlası. Kocaman bomboş bir alan. Aynen bomboş bir alan. Eski fotoğraflardan gördüğümüz kadarıyla burası bomboş bir alan. Ve çorak bir arazi. Evet aynen. Fotoğraflar var. Harbiye Nezareti'nin şu binanın tam karşımızda bugün rektörlük binası olarak kullanılan yerin tam önünde dizilmiş askerler var. Talim yaparkenki fotoğrafları yok ama o askerlerin dizili halde olduğuna dair fotoğraflarımız var. Üniversite olduktan sonra yeşillendiriliyor, ağaçlandırılıyor burası. Ne zaman üniversite oldu? Darülfünun'un geçmişi var üniversitenin. 1930'lardan sonra bu binada üniversiteye dahil ediliyor, İstanbul Üniversitesi'ne dahil ediliyor. Bu heykeli çok beğendim ben ya. Niye biliyor musun? Yani Cumhuriyet öyle güzel anlatıyor ki. Ben burada bir iki dakika bir fotoğraf çekeceğim. Genç, kararlı, sağlıklı. Hani şu duruşa bak. Cumhuriyeti anlatıyor bu heykel. Çok hoşuma gitti. Böyle anıtsal yapılarda çok uzaktan baktığın zaman hani hani bir kule, hatta hani cılız bir kule yanına geliyorsun. İnanılmaz bir yapı. Evet. Hani şu kaide kısmı. Evet. Gövde kısmı, sepet kısmı. Evet. Pabuç aynı soru aklıma geliyor. Eskiden hakikaten böyle simgesel yapılara ne kadar değer veriyorlarmış. Yangın kulesi diyorsun alt tarafı değil mi? Evet, yangın şimdi kulesi olan diyoruz. Çok daha teknik. Hani bir çelik konstrüksiyonda evet. Çok uzağa ve harika bir kamera sistemiyle işi görüyor mesela. Evet. Buralarda bu tarz devasa yapılara çok görüyoruz. Evet. Biraz önce külliyesine gitmiştik. Şimdi Süleymaniye Külliyesi'ni de göreceğiz uzaktan. Her biri birbirinden... Bu bütünlük neleri kapsıyor? Şimdi baştan girdik. Orası Savunma Bakanlığı'nın o dönem giriş kapısıydı. Sol tarafta Beyazıt Camii vardı. Arkasında külliyesi vardı. Hatta Patron Halil Hamamı vardı. Burada kule vardı. Burada kule vardı. Buradan aşağı doğru nereye iniyoruz? Buradan aşağıya doğru Eminönü'ne, Sirkeci'ye iniyoruz Mercan bütün üzerinden. Arazide çeşitli benzer yapılar mı var? Yani sınırları evet. Nereyi kapsıyor böyle? Şöyle söyleyeyim, tarihi yarımada dediğimiz alanın tam ortasındayız şu anda. Ortalık merkeziliği beraberinde getirmiyor ama. İstanbul'un merkezi... Bir dakika, fosforlu çizeceğim. Ne dedin? Ortalık merkeziliği beraberinde getirmiyor aslında. İstanbul'un merkezi tarihi yarımada için konuşacak olursak, Osmanlı dönemi için konuşacak olursak, hatta Bizans için de konuşacak olursak, bulunduğumuz yer değil. Sarayburnu dediğimiz İstanbul'un kıyısı. Liseden sonraydı galiba. Küçük bir çeviri yapmıştım. Evet. Bir arkeoloğun çevresiydi. O zaman öğrenmiştim. İstanbul'un 4 kuşak surları var. Evet. Birinci kuşak surlar Gülhane Parkı'nın evet, duvarlarıymış. Orada, doğru. Yani şehrin surunun o olduğunu düşünebiliyor musun? Evet, küçücük bir bahçe duvarı gibi görüyorum. Evet, küçücük bir alan. Sonra yetmemiş, ikinciye genişlemiş. İkinciden İstanbul Kız Lisesi'nin bahçe duvarı ondan evet, kalmış çok güzel hatırlıyorsun. Sur parçası diyor. Evet. Şaşırmıştım çünkü yani hep yanından geçtiğim evet. Duvar nasıl yani şehir suru mu gibi gelmişti. Evet. Üçüncüden hiç kalmamış. Hatta Çapa'da bir yerde biraz var diye bir şey geçiyordu o yazıda. Evet, o da soru işareti. Evet. Emin değiliz dördüncü o konuda da. Dördüncü kuşak da şimdiki. Şimdiki gördüğümüz. Şehir genişledikçe yeni bir kuşak. Evet, zaten şöyle ızgara şehir planı olmadığı için burada şehir o şekilde gelişemez. Onun yerine
bir yay gibi genişlemesi lazım. Bütün bu saydığın dört sur duvarının özelliği yaylar çiziyor olmaları. Ama şey de komik yani, biraz genişleyince sürekli düşman var belli ki, hemen bir sur çekivermiş. Evet, Fatih Sultan Mehmet kente aldığında ilk sarayını buraya yaptırıyor ama hiç kullanılmıyor bu saray. Bu bulunduğumuz alana yaptırıyor. Öyle mi? Evet. Kuruyor mu? Şöyle hiçbir kalıntısı elimizde yok. Yıkıldı, yıkılmış sonrasında. Saray yaptırıyor. Yaptırıyor. Kendisi burada oturmak için. Izgara şehir planı olarak düşünmüş şehri. Ortasında da ben sarayımı yaparım diye düşünmüş. Sonradan daha saray yapılırken bundan vazgeçmiş. Ve bu saray kullanılmadan eskiyen eski saray olarak bilinir. Sonra da yok olmuş. Sonra da yok olmuş ama hüzünlü bir yanı vardır. Yeni sarayını bugün bildiğimiz Topkapı Sarayı halinde Sarayburnu'na yaptırmaya başlayınca, ki ilk sarayı Çinili köşktür ve eklektik bir şekilde yüzyıllar içerisinde büyür ve bugünkü halini alır. Peki, takip etmekte zorlanıyoruz, çok iyi. Ve şöyle, bu bulunduğumuz saray düşmüş sakıt padişahların, ailelerin kaldığı bir saray haline gelmiş. Dolayısıyla biraz buruk bir hikayesi var bu bulunduğumuz yer o anlamda. Matruşka bebekler var mı? Onlar aklıma evet. Geldi. Çekimin içinde çekim oldu. Biz çekimdeyken çekimin ortasına düştük. Ben de bilmiyordum. Bana da ilginç geldi. Öbür çekimcilerin sayından sence alabilir miyiz? Bence isteyebiliriz. Hadi deneyelim. Alamazsak bu bölümü kırparız. Biz çay alabiliyor muyuz? Vallahi, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Şöyle. Buz gibi havada çok iyi gitti. Hava gerçekten çok soğuk. Hala üniversitenin bahçesindeyiz değil mi? Çok güzel park. Evet, hala üniversitenin bahçesindeyiz. İki tarafımızda da kütüphaneler var. İktisat kütüphanesi ile hukuk kütüphanesi var. Atalım. Neresi burası? Hey, bir dakika. Evet, günün sürprizine ulaşmış olduk. Tahminin var mı? Süleymaniye Camii, evet. Oo, bir anda karşısına çıkması ne güzel insanı. O kadar yakın mıyız Beyazıt? Epey yakınız. Şu anda tam karşımızda. Çok güzel. Ağaçların arasından daha yakından göreceğiz değil mi? Biraz daha yakından göreceğiz. Daha net bir manzaramız olacak biraz sonra. Vay, çok güzel. Vay. Evet. Manzara da müthiş. Cami de müthiş. Külliye de müthiş. Sağ tarafımız zaten Boğaz. Haliç'i çok göremiyoruz buradan ama. Burası neresi? Şu anda Süleymaniye'deyiz. Süleymaniye Camii'ne bakıyoruz. Hadi burayı biraz bize anlatsana. Burası... Ben resimler çekiyorum, sen anlat. Tabii. Burası Süleymaniye Külliyesi. Adından da anlaşılacağı üzere Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış olan bir külliye. Aslında bir eğitim kurumu da aynı zamanda. Medrese-i Evvel, Medrese-i Sani, Medrese-i Salis, Medrese-i Rabi, yani birinci medrese, ikinci medrese, üç ve dördüncü medreselerin de bulunduğu, İstanbul Üniversitesi ile de karşı karşıya olan bir külliye. Klasik dönem 16. yüzyılda yapılıyor. Yani 16. yüzyıl... 1500'ler. Biz İstanbul'a gelmemizin hemen ardından. Hemen evet. İhya diye bir terim var. Padişahların İstanbul'u ihya etmesi. Hatta bu Yeditepe'li İstanbul normalde tarihi yarımadadadır. Ve o Yeditepe'nin de ihyası bir yerde. Şu anda da o ihyalardan birini görüyoruz. Bir dakika, dur, arada kaldı. Sen Yeditepe dedin ki Yeditepe evet. İstanbul zaten biliyoruz. Ama biliyoruz. Yeditepe aslında... Tamamı eski İstanbul'da. Eski İstanbul'da. Tarihi yarımada dediğimiz alanda. Karşı tarafta herhangi bir tepe yok. Değil. Orası Galata'daki tepeler. Hatta bugün Çamlıca Tepesi bazıları tarafından o Yeditepe'nin içinde değerlendirilir ama değil. En azından bu Yeditepe... Günlük yaşamın gitgelleri arasında tepe mepe falan hiçbir şey fark etmeden... Hepsi, hepsi dümdüz. Özellikle bugünkü İstanbul anlamında her yer dümdüz ama. Evet, evet. Yani Gebze'den başlayıp Hadımköy'e kadar giden güzergahta her şey dümdüz gibi şu anda. Ama Yeditepe'li şehir... Tarihi yarımadanın içerisinde, surların içerisindeki olan alan. Hatta yaptıran banilerin de türbesi tam karşımızda. Kimlerin türbesi var burada? Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi var. Etrafı revaklı olan alan. Hemen çaprazında eşi Hürrem Sultan'ın türbesi var. Evet. Hatta biraz arttı bile dizinden sonra ziyaretçiler. Tabii, özellikle tabii, bu iki türbenin ziyaretçileri arttı. Bir dönem restorasyon olduğu için kapalıydı ama restorasyon da bitti. Şu an her ikisi de açık. İlginç.
Hey, o kuru fasulyeci de şu galiba değil mi? Evet, burada yan yana sıralanmış kuru fasulyecileri var. Güzel. Evet, vakit bayağı ilerlemiş. Evet, bir kuru fasulye saati geldi mi yoksa? O zaman hadi gidelim. Hey, bir selfie yapalım. Olur, güzel olur. Hops, geliyor. İki taraftan da yapsak olur mu? Olur tabii. Hem buradan önce yapalım. Önce bunu Süleymaniye'den. Evet. Şöyle bir iki tane çekelim. Ben fotoğraf çekerken de öyle biliyor musun? 20-30 tane çekiyorum ki arasında... Hangisi güzel olursa. Evet, evet, evet. Tamam. Şimdi bir de bu, bir taraf de bu taraftan çekelim. Orada evet. Da yangın kulesi var çünkü. He, tamam. Okey. Evet. Alıyor değil mi? Ha, bak. Bir tane şöyle çektim. Çok güleceksin bu videomuzu. Yangın kulesi çıktı. Bunu da bir sürekli kule çıktı. Tamam. Süper.